İvme kavramı ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Bir cismi etkilen net kuvvetin cismin kütlesine oranıdır demiş. Arkadaşlar F eşittir MA temel yasa formülü biliriz şunu. Bakın ne demiş burada net kuvvetin kütlesine oranı yani M oranı İme verir demiş. Evet A eşittir F bölü M yapmış oluyor. Bir doğru. iki. Bir cismin hızında birim zamanda meydana gelen değişim demiş. Evet ivmenin formülünü aynı zamanda şöyle de yazabiliriz tanımını. Birim zamandaki hız değişimi olarak da yazabiliyoruz. Birim zamandaki hız değişimine de ivme denir deriz. Bunu da aldık. İki. 3 bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirme demiş. Yani delta x bölü delta t'yi söylüyor aslında. Buna hız diyoruz. O yüzden bu hızı verilmiş, ivme verilmiş diyemeyiz. Attık bunu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'den C'ye olacakmış. Yukarıda verilen birimlerden hangileri ivme birimidir demiş. Arkadaşlar birimleri, temel birimleri biz aklımızda tutarız da uzun birimler aklımızda çok da tutamayız. Mesela metre bir saniye kare yine ivmenin bilindik bir formülüdür. Daha doğrusu, bilindik bir birimi. O yüzden aklımızda kalmış olabilir. Kalmıyorsa da yöntemimiz şu. Mesela nedir diyeceğiz? ivme neye denir? Birim zamandaki hız değişimine denir mesela. E delta V'nin birimi ne? Metre bölü saniye. Burası ne saniye? O zaman ne yaptı burası? Metre bölü saniye kare yaptı. O zaman birimlerinden biri budur diyebiliriz. Başka ne formu yazarız? F eşittir M çarpı A yazarız mesela. Burada birimi kuvvetin Newton, kütlenin birimi kilogram, ivmede A dersek o zaman A'yı buradan yalnız bırakırsak ne yaparmış? N bölü kilogram yaparmış deriz bu anlamda. Evet burada Newton bölü kilogram demiş doğrudur deriz bu anlamda. Üçüncüye de bakalım. Bakın kilogram dediğimiz m ile göstersek, metre x ile göstersek, zamanda t ile göstersek saniye dediğimizi x bölü t aslında neyi vermiş oluyor bize? v'yi veriyor. M ile V'nin çarpımı başka bir şeyin formülü. Ona momentum formülü diyoruz. Anım da vermedi. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olacakmış deriz. Sürtme önemsel bir şekilde düzenekte K cismi serbest bırakıldığında düzenek harekete geçiyor. Buna göre sistem hareket halindeyken K ve cisimlerine yargıların hangileri eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar K'yı iple tutuyoruz. Daha doğrusu elimizde tutuyoruz. Dengede kalmış. Elimizi çektiğinde hareket ediyorsa demek ki K ağır basıyor demektir. K aşağı inecek. L yukarı çıkacaktır. Aynı ipte birbirine bağlı oldukları için hız büyüklükleri birbirine eşittir deriz. Ama dikkat ederseniz yön olarak biri yukarı biri aşağı olduğu için hızları eşittir diyemiyoruz. Süratler eşit doğru. Bilim zamanda alınan yollar eşit ama hızlar eşittir demiyoruz. Yönleri tutmuyor. İme birim zamandaki hız değişimi ikisinde hızı aynı şekilde artacaktır. Düzgün bir şekilde artacaktır doğru. Aynı sürede aynı miktarda hız değişimi var ama yönleri aynı değil. Yani yine a işte delta v delta t olduğu için hız değişiminde yön de önemli. Süre aynı, hız değişiminin büyüklüğü aynı ya da sürat değişimi aynı ama hızların yönleri aynı olmadığı için ivme de aynı olamayacak. Attık üçüncü de cevabımız yalnız biri de anadan olurmuş deriz. Rütmesi yatay düzlemde bundan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki bir buna göre cismin ivmesi ile ilgili yargının hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar hız zaman grafiğin eğimi yatayla yaptığı açı bize ivmeyi verir. Hadi gelin bakalım 0t aralığında bakacak olursak karşı 2v kadar komşu t. O zaman birinci aralığımızda ivmemize 2v bölü t diyebiliriz. Hatta buna 2a diyelim isterseniz. Hadi 2 ve 3. aralıkları da bulalım. Nasıl olsa onlar da sorulacak. 2. aralıkta eğim yok o yüzden ivmesi 0 demektir. 3. aralığa baktığımızda ise ivmesi eğim baktığımızda karşı ve komşu ise t kadar yani şuna da v bölü t diyebiliriz. Bu anlamda buna da a desek olur. 0 t aralığında büyüklüğü artar demiş. Hayır. Hızının büyüklüğü artıyor da ivmenin değil sabit sonuçta. O yüzden birinciyi attık. t 2 t aralığında 0'dır demiş. Evet ikinci akta ivmemiz 0'dır doğru. Çünkü hız değişimi yok. İğme, iğme. birim zamandaki hız değişimi demek. Hızı değişmiyorsa ivmeden söz edemeyiz orada 0 demektir. 3. 0 t aralığındaki büyüklüğü 2 t 3 tanedeki büyüklüğün 2 katıdır demiş. Evet. Burada A bulduk. Burada 2A bulduğumuz için 2 kat olmuş oldu. Doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Bir x cismi üzerinde ölçümler yaparak ölçümün gerçekleştiği ortamdaki yer hesaplamak isteyen bir öğrenci ölçüm araçlarının hangi dilini kullanmalıdır demiş. Yani yer çekimi G'yi bulmak istiyor. Arkadaşlar terazi ile cismin kütlesini buluyoruz. Barometre açık hava basıncını ölçer. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey ulaşmayız burada. Dinometre ağırlık ölçer, kuvvet ölçer ya da ağırlık ölçer diyebiliriz. Derseniz kuvvet yerine ağırlık yazalım. Mg diyelim bunu ölçer diyelim. Termometre de sıcaklık ölçer. Dolayısıyla bundan da yararlanamayacağız burada. 1 ile üçüncüye baktığımızda dinamometre ile ağırlığını yani Mg'sini ölçtüğümüzde değil mi? Eşlik olup terazi de kütlesini ölçtüğümüzde geriye kim kalıyor? G kalıyor. O zaman G'yi buradan bulabiliriz. O zaman biz kimi bileceğiz? 1 ve 3'ü bilelim diyeceğiz. Yani cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olacakmış. L cismi G aralıklı K cismi ağırlığı önemsiz ip sürtünmesi makara ile oluşturulmuş düzenek ok yönünde sabit hız hareket ederken ipte meydana gelen gerilme kuvveti T L cismi etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü FC büyüklüğüdür demiş. Buna göre G T Fc arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuraya dikkat sabit hızla hareket ediyormuş. Bakın sabit hızla hareket ediyorsa net kuvvetimiz mecburen sıfır olmalı. Bir cisim sabit hızla gidiyorsa daha doğrusu net kuvvetimiz sıfır olduğunda duruyorsa durmaya devam eder. İlk hızı varsa sabit gider. O zaman sabit gidiyorsa net kuvvetimiz sıfır demektir. Aşağı doğru K cisminin ağırlığı G'ye kadarmış. İttiği gemine kuvveti T'ye kadarmış. Tabi o T'si şu ip gemisi T'ye kadar değilim isterseniz. L cismin etkiden sürtünme kuvveti de Fc'ymiş. Bunu da alalım. Sabit gidiyorsa net kuvvet sıfır olacaksa bakın K etkiden kuvveti gösterecek olursak aşağı doğru G var yukarı doğru T var. O zaman G biz T'ye eşit işte olmalı. L ye yetkeden kuvvetlere bakacak olursak sağ tarafa doğru onu çeken T var. Sola doğru FC var. Demek ki T'miz de -S eşitmiş ki net kuvvetimiz sıfır olsun. Bu anlamda üçlü eşit olacakmış. Yani cevabımız edin olurmuş deriz. Topa ile vurulan X cismi yatay KL O merkezli çembersel LM yüzeylerinden geçtikten sonra havada en fazla N noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre X cismin ivmesiyle ilgili yargılan hangileri doğru demiş sürtmeler önemsiz diye belirtmiş. Arkadaşlar bu topa vurduktan sonra K'da yatayda ne yapacak? Sabit hıza gidecek değil mi? Sabitse gittiğine göre ivmesi demek ki bu arada sıfır demektir. L'den M'ye doğru yukarı çıkarken yavaşacak yani bir ivmesi var. Hatta ivmesinin değeri de şuradaki açı orantılı olacaktır. Şuraya bakacak olursak açı gitgide arttığı için ivmesinin değeri de bu arada artar diyebiliriz bu anlamda. MN aralığında baktığımızda da ivmesinin değeri artık orada M'den sonra aşağıdan yukarı düşe atış hareketi yapmış oluyor. Atış hareketlerin tamamında ivmesinin değeri gerçek ivmesi kadar olacak. Tabi m ivmesi o zaman g kadar ve sabitleri deriz. Bu mantıkla bakacağız. K'ların artar demiş halbuki ivmesi yok. K'ların sabit sabitsiz hareket yapıyor. Lm arında sıfırdır demiş. Hayır ivmesinin değeri var. Hem de ivmesi artan olacakmış. O yüzden attık. Mn arında sabittir. Evet gerçek ivmesi kadar değeri olacak. O yüzden de sabitleri demek lazım. Cevabımız şeyhan olacakmış. Kütleleri sırasıyla M2M olan K cisimleri estemeyen ağırlıksız iplerle oluşturmuş şekil 1 2 3teki 2 sürtme sistemlerinde ivmelerin büyükleri A1 A2 A3'tür. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Hadi bakalım arkadaşlar. K'nın kütlesi M kadarmış. K'lara şöyle M diyelim isterseniz. Şöyle yapalım. L'lerin kütlesi 2M kadarmış. Şunlara da 2M'imizi yazalım. Şimdi hadi ivmelere bakmaya başlayalım. F net eşittir M çarpı A. M dediğimizde toplam hareket eden kütleye bakacağız tabii ki. F net M toplam çarpı A diyebiliriz. Formülümüzde bilin şeklimizde başlayalım sağ tarafa 2M çekiyor, sol tarafa M çekiyor o zaman daha doğrusu MG çekiyor bunların ağırlıklarını kuvvet cinsinden yazmak lazım. O yüzden MG'ye de yazalım. Sağ tarafa 2MG, sol tarafa MG çekiyor o zaman sağ tarafa doğru net kuvvetimiz MG'ye kadar hareketten toplam kütleyi alacağız. 1, 2, 2 de burada 4, bir de burada 5M hareket ediyor. Çarpı A1 dersek bakın buradan M'ler gider. Mesela A1'i bulmuş olduk. O zaman A1'imizin değeri G bölü 5 olacakmış deriz. Tamam Gelelim ikinci sisteme. Tabii şuna yine MG yazmayı unutmayalım. Çünkü kuvvet olarak yazmış oluyoruz. Bakın bu tarafa doğru 2 mg çekiyor. Diğer tarafa doğru mg çekiyor. O zaman ikinci sistem içinde net kuvvetimiz mg'ye kadarmış. Eşittir toplam kütleyi yazacağız. 2 m burada var. m de burada var. Toplamda 3 m kütlemiz varmış. İvmeye de a2 diyelim. Buradan m'ler gitsin. O zaman a2'yi buradan yalnız bırakırsak g bölü 3 olacakmış. Bunu da bulmuş olduk. Son olarak üçüncüyü de yazalım. Aşağıdır bunu çeken mg'miz var. Net kuvvetimiz mg'ye kadar. Toplam kütlemiz m artı 2 m'den 3 m yapacakmış. Böyle 3 m yazalım. Çarpı a3 diyelim. Buradan da A3'ümüzü yalnız bırakırsak M'ler gitti, G bölü 3 yaparmış deriz. Bu anlamda ivme büyükleri birincisi G bölü 5, ikincisi G bölü 3, üçüncüsü de G bölü 3. Yani 2 ile 3 eşit oldu, büyüktür, birden oldu. şıkkında bunu arayacağız. 2-3 eşit büyüktür, bir Bursa'da varmış diye. Bir uzay mekiği hava direnci ve kütle çekim etkisinin bulunmadığı uzay bölgesinde katı yakıt tanklarının birinden kurtuluyor ve diğer yakıt tankı devreye giriyor. Böylece uzay mekiğinin kütlesi %20 oranında azalıp yeni tankın devreye girmesiyle itiş kuvveti %20 oranında artıyor. Buna göre uzay makinin ivmesinin büyüklüğü yüzde kaç artmıştır diyor. İsterseniz şöyle diyelim arkadaşlar. itiş gücüne 100 F diyelim kuvvet anlamında. Yüzde 20, 20 azaltılınca, yüzde 20 artıp ya da azalınca söylemesi kolay olsun. Virgüllerle uğraşmayalım diye. Kütlesine de 100 M diyelim. Şöyle yapalım. O zaman mevcut durumda ivmesine bakacak olursak F bölü M'den dolayı 100 F'i ne yapacağız? 100 M'e böleceğiz. 100 dar gitti o zaman ne olacakmış? İvmesinin büyüklüğü F bölü M diyecekmişiz birinci durumda. Sonrasında ne oluyor dersek arkadaşlar A2 kütlesi %20 oranında azaltılıp diyor. Yani 80 me düşüyormuş. %20'si 20 m yapan 20 mm azalttık dolayısıyla 80 m oldu. Kuvvet de bu durumdayken itiş kuvveti de %20 oranında artıyormuş. Yani 100 F'in %20'si 20 F yapacağı için 120 F'e çıkıyor diyebiliriz bu anlamda 120 artınca. E şimdi oranladığımız an 3 bölü 2 F bölü M yapacak der. Nasıl yukarıdakinin ivmesinin 1,5 katı oldu. Yani yukarıdakinin ivmesine A diyecek olursak bunun ivmesine 3 bölü 2 A demek lazım yüzde %50 oranda iyim olarak büyümüş oldu. Yani cevabımız neden olurmuş deriz. Kütleleri sırasıyla 2 mm olan kali cismini sürtünmesi makara ile oluşturmuş şekildeki sistemde L cismin yeri çarpma anına kadar hız zaman grafiği şekil 2'li 2 gibidir demiş. Tamam. Yani bir 2 m mm yazalım isterseniz arkadaşlar. Bakın şöyleymiş. Hız zaman grafiği şekil 2'li 2 gibi olduğuna göre sabit hareket yapmış. Burada hız büyüklüğü değişmemiş. Sabit hareketi yapıyorsa ivmesi yok demektir. Yani ivmemiz 0. O zaman net kuvvetimiz 0 demektir. Öyle değil mi? net kuvvet sıfırsa L cismin aşağı doğru ağırlığı var mg'ye kadar. Demek ki burada sürtmeli bir ortam var. Sürtmesi demiyor zaten. Değil mi? Buradaki sürtme kuvvetinin değeri de mg'ye kadar olsun ki yani şuradaki L'nin ağırlığı kadar olsun ki net kuvvet sıfır olsun ve sabitize gidebilsin. Tamam. Soru kısmında ne diyor? Buna göre L cismi yere çarptıktan sonra kan yemesi ne olur demiş. L yere çarptıktan sonra artık ne yapacak? L kay çekmiyor. Yani K kendi başına kalmış olacak. Hatta ip gevşecek. Yani ip, ip kesilmiş aynı mantığa gelir aslında. Mesela k cismi etkiden net kuvvetimiz kim kaldı? Sürtme kuvveti kalmış oldu. Hadi f net eşittir m yazalım isterseniz k cismi için. f net m çarpı a'dan net kuvvetimiz sürtme kuvveti Mg g etkileyecek. Kütlesi onun 2 m kadar. Diğer l ile bağlantısı kalmadı çünkü l yere düştüğü için ip gevşemiş oldu. Dolayısıyla l kay çekmiyor. O yüzden 2 m çarpı a dersek burada m gitsin. a'nın değeri ne yaparmış? g bölü 2 olurmuş deriz. Size de kanun üyesi kaç g olur diye sormuştu. Cevabımız 1 bölü 2'den deniz olurmuş diyeceğiz. Yatay sürtmesi düzlemde bulunan kale cisimleri şekildeki bir yatay doğrultuda sürekli olarak uygulanan F kuvveti etkisinde harekete geçtikten bir süre sonra şekil 2'deki gibi 2 F kuvveti sürekli olarak uygulanmaya başlıyor. Buna göre 2 F kuvveti uygulanmaya başlandıktan sonra K ve L cisimden hangileri değişir demiş. K ve daha büyüktür demiş. Böyle yapalım görmesi kolay olsun diye 2 mm diyelim isterseniz. Bu mantıkla bakalım görmesi şöyle kolay olsun. İvmenin büyüklüğü demiş. onla başlayalım isterseniz. F net eşittir. M çarpı A. M dediğimizde burada toplam kütle olmuş oluyor. Bakın birinci durum net kuvvetimiz F kadar. Değil mi? E, toplam kütle biz kütlesi. Mesela 3M diyelim. 3M çarpı o zaman ne yaptı? Dolayısıyla buradan A1 yaptı. İkinci durumda 2F sola F sağ. Değil mi? O zaman net kuvvetimiz sol tarafa doğru F kadar olmuş oldu. Toplam kütlemiz yine aynı. İvmenin büyüklüğü o zaman aynı olacak. Ama yön ne yaptı? Değişti. Birincide sağ tarafa doğru ivmeli hareket yaparken ikincide sol tarafa doğru ivmeli hareketi yapmış olacak büyüklük aynı kaldı ama yön değişmiş oldu. O yüzden birinci de ivmenin büyüklüğü demiş. Hangileri değişir? İvmenin büyüklüğü değişmedi ama yönü ne yaptı? Değişti. İkinciyi aldık. Aralarında oluşan etki tepki kuvveti demiş. Ona bakalım isterseniz. Şimdi birinci şeklimizde bir pratik yöntemimiz var da ikinci de yok. Birinciyi söyleyelim isterseniz. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. 3 emi f itiyorsa k'nın l'ye uyguladığı kuvvet yani maviyle göstereyim gözükmedi. K'nın l'ye uyguladığı kuvvet yani emin ne iter dersek çok rahat bulabiliriz etki tepkiyi. Tamam. O zaman 3M'e f'i iterse, şöyle yapıyorum, 3M'e f'i iterse Lmiz M kadar M'ine iter diyorum. Yani F burada K'nın L'ye uyguladığı kuvvet olmuş olur. O da F bölü 3 yapar. Dolayısıyla tabii K'nın L'ye uyguladığı kuvvet, L'nin de K'ya uyguladığı kuvvet eşit olmuştur. Hangisini sorarsa olsun fark etmiyor. Burada kısa yolumuz var. Bunu isterseniz kullanalım. Tabii ikinci de iki taraftan da kuvvet olacak. Kısa yolumuz yok orada. Orada normal mantıkla çözümünü yapalım isterseniz etki tepkinin. Net kuvvetimiz ne kadardı? 1F kadardı. Toplam kütüğümüz 3M'di. Buradan ivmesini bir bulalım o a'yı buradan yalnız bırakırsak ne yapacak? f bölü 3m yapacakmış. Birine denge yazalım. Kimi yazalım isterseniz l cismini yazalım. K'nın L'ye yine uyguladığı kuvveti bulalım. Zaten birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi f, K, L diyelim şuna. Şimdi L cismini etkiden kuvvetleri gösterecek olursak sol tarafa doğru 2F var ki sistem sola gittiği için 2F daha büyük demektir. Sağ tarafa doğru K'nın da uyguladığı kuvvet var. Ya hocam solda F var. O F var ama o L'ye etki etmiyor. K'ya etki ediyor. Biz L'ye etkiden kuvvetleri gösteriyoruz şimdi. O değiştir, m çarpı a L'nin kütlesine m demiştik. de yukarıdan f bölü 3m diye bulduk. Değer ver, yani değer verdim ki görmesi kolay olsun diye burada. M'ler gitti o zaman f kanlı uyguladığı kuvveti yalnız bırakırsak 2 f eksi f bölü 3'ten ne yapacakmış? 5 f bölü 3 yaparmış deriz. Bu anlamda artmış oldu. O yüzden bu da değişirmiş. Bize de değişenleri sormuştu. Cevabımız 2 ve 3'ten denizde olacakmış deriz.